Yetenekli milli şarkıcı Mahmut Süleyman 22 Kasım 2020 Pazar günü 52 yaşında hayatını kaybetti. Doğu Türkistanlıların saygı ve sevgisini kazanan Uygur sanatçı Mahmut Süleyman'ın vefat olduğu haberi sosyal medyada gündem oldu. 1968 yılında Kaşgar doğumlu sanatçı 22 Kasım'da Urumçi'de vefat etti. Mahmut Süleyman'ın ölüm sebebi hakkında henüz net bir bilgi yok. Merhumun ölüm haberi Doğu Türkistan'daki ve diasporadaki Uygurlar üzerinde güçlü bir etki yarattı. Merhumun ölüm haberiyle ilgili Doğu Türkistanlar WeChat ve TikTok gibi Çin sosyal medyalarında yazdığı yorumlarda merhumun mekanı cennet olsun demek yerine mekanı güzel olsun gibi başka kelimeleri kullanması da dikkat çekiyor. Çin yönetimi tarafından ağır baskı ve dini yasaklara maruz kalan Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri vefat eden yakınları için bile mekanı cennet olsun kelimesini ifade etmekten çekiniyor. Amerikan Halk Radyosu'nun dünkü bir haberinde Uygur Müslümanlarının Pekin'deki yetkililerin baskısından kaçmak için İslam diniyle ilgili kitaplarını yakmaya başvurduğu bildirildi. Haber, Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanların manevi, eğitimsel ve kültürel yaşamını hedef alan kısıtlamalarını arttırdığını gösteriyor. Haberde Müslüman ailelerin Çin güvenliğinin baskılarından korktukları için İslam diniyle ilgili kitaplarını yaktıkları ve izlerini evlerinde sakladıkları belirtildi. Amerikan Radyosu'nun haberinde yıl içinde polis ofislerine nakledilen ve ardı ardına yazışmaları ve internetteki siyasi görüşleri hakkında haftalarca sorgulanmaya maruz bırakılan 14 Müslüman Uygur erkeğin örneği de yer alıyor. Haber, sorgulamaya maruz kalan Uygurların suçlarının İslami kitaplar satın almak olduğunu ortaya koyuyor. Haberde Müslüman bir yayıncının bölgedeki her aile dini kitaplarını yakıp yanan külleri tuvalete attığını söyledi. Çin'den kaçan ve yurt dışından kitap yayınlamaya devam eden yayıncı en az 40 akrabası dini inançları veya kendisiyle olan ilişkileri nedeniyle tutuklandı veya hapis cezasına çarptırıldığı için kimliğinin belirlenmemesini istedi deniyor. ABD'li teknoloji devi Apple'ın Uygur Türklerine yönelik skandal bir hamle yaptığı ortaya çıktı. ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin zorla çalıştırılmasının önüne geçilmesini amaçlayan yasa tasarısının Kongre'de kabul edilmemesi için lobi faaliyetini başlattığı öğrenildi. Teknoloji devi Apple'ın 49 ülkeyi kapsayan tedarik zincirinde Çin en önemli ülke konumunda. Bazı insan hakları örgütlerinin raporunda Apple, Uygur Türk'ü işçileri zorla çalıştıran Çinli şirketlere bazı parçalarını ürettirmekle suçlanıyor. Amerikan Washington Post gazetesinin iki kongre kaynağına dayandırdığı haberine göre Apple'ın resmi lobi şirketinin bazı kritik maddeleri tasarıdan çıkartmak ya da yumuşatmak için çalıştığı ortaya çıktı. ABD'nin en büyük işçi sendikaları konfederasyonu, Amerikan Emek Federasyonu ve Endüstriyel Örgütler Kongresi'nin Uluslararası İlişkiler Departmanı direktörü Katie Finkwald, Apple'ın istediği hepimizin sadece oturup konuşması ve gerçek herhangi bir sonuç alamaması dedi. Apple CEO'su Tim Cook da Temmuz'da kongredeki sorgusunda eğer tedarik zincirimizde zorla çalıştırma bulursak o tedarikçiyle anlaşmamıza son veririz demişti. Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de yeni vakaların görülmediği ve hayatın normale döndüğü haberleri gelirken Şangay Pudong Havalimanı'ndan dikkat çeken görüntüler paylaşıldı. Çin'de Şangay Pudong Havalimanı'nda çalışan birkaç kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından havalimanındaki yaklaşık 14 bin kişinin karantinaya alındığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde karantinaya alınmak istenen kişilerin zorla itildiği görüldü. Öte yandan birkaç çalışanda SARS virüsü tespit edildiğini iddia edenler de oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan çekinmesine tepki gösterdi. ABD yönetimi Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan dün itibariyle çekildiğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada elbette bu Rusya için kabul edilemez. Açık Semalar Anlaşması'nın kalan üyelerinden bütün topraklarının gözlemlenme imkanının sağlanmasına, gözlem uçuş materyallerinin anlaşmaya taraf olmayan üçüncü ülkelere verilmemesiyle ilgili zorunluluklarını yerine getireceğine yönelik kesin garantiler arayacağız ifadesi kullanıldı. Rusya ve ABD askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.
ABD'deki seçimlerin ardından birçok ülke demokratların adayı Joe Biden'ı tebrik ederken bugün Rusya'dan kritik bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Joe Biden'ın zaferini henüz tanımayacaklarını açıkladı. Rus devlet televizyonunda konuşan Putin, Amerikan halkının güvenini almış herhangi biriyle çalışırız. Fakat bu güven sadece seçimleri kazandığını iddia eden adayın rakibinin de bunu kabul etmesiyle ya da yasal yollarla resmi sonuçların gelmesiyle tanınır, dedi. ABD'deki seçimlerin ardından Putin böylelikle en kapsamlı açıklamayı yapmış oldu. Putin, Kremlin'in Biden'ı tebrik etmemesiyle ilgili olarak Biden'ı tebrik etmek ABD-Rusya ilişkilerine zarar vermez. Zaten zarar verecek bir şey kalmadı. Bu ilişkiyi harap ettiler, dedi. Erkek, erkek, el yurt berket, berket. Erkek, erkek, el yurt berket. Erkek kız nefsinin emestur avarisi divanesi. Kız halkının pervanesi merdanesi. Erkek erkek sözüdün hergiz yanmaydı, yolvas kızıdın hergiz kaytmaydı. Erkek sözüdün hergiz yanmaydı, yolvas kızıdın hergiz kaytmaydı. Er bolsuna o erkek bolmaydı, sünegi gençlik dolmaydı. Er bolsuna erkek bolmaydı, sünegi gençlik dolmaydı.